Herkese merhabalar. Ben Atilla. Şu an yavaş yavaş Kapadokya'da gün batımına yaklaşıyoruz. Nerede miyiz? Göreme Açık Hava Müzesi'ndeyiz. Benim arkamda gördüğünüz manzara bugün Göreme Açık Hava Müzesi'nde ziyaret edilen peri bacalarının ve kiliselerin olduğu bölümlere ait. Şimdi normalde şu aşağıdaki yoldan başlanıyor. Daha sonra yukarıya doğru çıkılıyor. Elmalı Kilise geziliyor. Onun ilerisinde Aziz Onofrius ve Azize Barbara kiliseleri görülüyor. Daha sonrasında yukarıdaki kiliselerde görüldükten sonra Karanlık Kilise'de görülüp tekrar aynı noktaya varılıyor. Fakat aynı noktaya varmadan önce de Aziz Bazil Şapeli'ni görmek ve karşılıklı duran iki manastır hakkında da bilgi edinmek lazım. Burası çok önemli bir yer. Hemen aşağısında da zaten Göreme köyü bulunuyor. Orası da bir belediyelik zaten. Üst taraf hemen bu arkadaki tepelerin ilerisindeki yokuştan yukarıya çıkıldığında Ortahisar'a ulaşılıyor. Kapadokya'ya geldiğiniz vakit ya Göreme Açık Hava Müzesi'ni ya da Zelva Açık Hava Müzesi'ni gezmeden kendinizi bir tur yapmış sayamazsınız. Eksik bilgi ve eksik programla dönersiniz. Hele ki Göreme Açık Hava Müzesi'ne geldiğiniz vakit muhakkak ki karşılıklı duran Kızlar ve Erkekler Manastırı hakkında, sonrasındaki Aziz Bazil Şapeli ve Elmalı Kilise, beraberindeki Aziz Onofrius Kilisesi ve üst taraftaki Karanlık Kilise hakkında da bilgi edinmeniz gerekiyor. Burası herkesin bildiği gibi volkanik oluşumların yoğun olduğu bir bölge. Şimdi daha çok volkanik oluşumlar burada bilinir ki Hasan Dağı, Göllü Dağı ve Erciyes Dağı'nın katkılarıyla oluştuğu söylenir. Fakat onlardan çok daha önce buranın volkanik oluşumunu sağlayan kaldera patlamaları var. Bilgileri, bilhassa jeolojik bilgileri ayrıntılı incelediğimizde burası için, buranın volkanik oluşumu için, jeolojik oluşumu için şu an hala aktif halde bulunan Hasan Dağ'ın, Erciyes'in ve Göllü Dağ'ın çok genç volkanlar olduğunu görüyoruz. O yüzden buranın formasyonunu, oluşumunu anlatırken sadece volkanik dağlardan değil, aynı zamanda da kaldera patlamalarından bahsetmek lazım. Tabii ki oluşumu ve bugünkü doğal şekilleri açıklarken de buranın deniz seviyesine göre 800 ila 1000 metrelik yükseklikte olduğundan ve zaman zaman yağmur alan ve yılın çok zamanında da yoğun rüzgar alan bir bölge olduğundan da bahsetmek gerekiyor. Kesinlikle Güzel Atlar Ülkesi, yani Kapadokya denen eski ismiyle bugün Kapadokya diye andığımız bölgeye geldiğimizde muhakkak ki Göreme Açık Hava Müzesi'ni gezmemiz gerekiyor. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hepinizi buraları gezmeye davet ediyorum. Görüşmek üzere.